arkadaşım stüdyo aleti almak için Almanya'ya gidiyordu. Almanya'da bir müzik mağazasına gittik ve orada World Music bölümünü gördüm. Eski üstad kayıtlarını temizleyip tekrar CD haline getirmişler. Aşık Veysel'in planını basmışlar. Nesim İçmen'in. Ya dedim biz aynı şeyi Türkiye'de yapabiliriz. Anadolu kültürüyle ilgili çalışmalar nasıl yapılır merakı başladı. Eski aşıkların buraya gelip Unkapan'ın müzik sektöründe bir iki plak yapmışlar ama bir de plak yapamayan büyük üstadlar var. Biz bunların taş plakların eski kayıtların nasıl temizleneceğini Londra'da öğrendik. Kendi mühendisimizi Londra'da eğitime gönderdik. Üniversite öğrencilerine burslar vermeye başladık. Ve Anadolu'yu gezdirmeye başladık. Mesela Las kayıtları, Trabzon bölgesinde Rumca kayıtlar yapmaya başladık. Hakkari'ye gittik. Hakkari'deki Kürt müziği değişik diye Hakkari'de derlemeler yaptık. Yani Anadolu kültürünün çok zenginliğini, müzikal zenginliğini tekrar repertuara kazandırdık. Yani biraz fazla araştırdığında, kurcaladığında veya soru sorduğunda, bir şeyle ilgilendiğinde büyükler icat yaratma derler. Bu eğitim sistemiyle de kaynaklanan bir şey. İnsanı meraka, araştırmaya yöneltmiyor. Merak bela değildir, başarıdır. Başarıya götüren yoldur. Peşinden giderseniz. Benim çok dünyanın her yerine götürdü. Küçük Asya Vakfı var Atina'da. Merak'tan ben atladım Atina'ya gittim. Burada mübadelede giden Trabzonluların yaptığı bütün kayıtların arşivlerini topladım. Ondan sonra Nazım Hikmet'in hiç bilinmeyen kayıtlarını mesela telefon geldi. Acaba doğru mudur diye buradan Macaristan'a gittim. Radyo arşivinde orada meğerse bir program yapmış hiç bilinmeyen kayıtlarını. Makara tip sanki mezarda yeni çıkmış da okumuş gibi tertemiz bantlarını biz çıkardık ortaya. Bunlar merak olduğunda uçağa atlıyorsun gidiyorsun bakıyorsun. Neşet Ertaş'ın bana vasiyetiydi bu ölmeden önce. Benim makara mantlarımı bul diye. İşte geçen hafta bulduk bir depoda. Bir hikaye daha anlatayım. İshak Algaz diye bir adam var. Türkiye'de en iyi hafız o dönem ve Türkçe. Bu adam Yahudi. Bu adam ne yapmış ne etmiş diye biz albüm kayıtlarını, maftirim kayıtları. Maftirim şu demek, Engizisyon Mahkemesi'nden kaçıp buraya geldiklerinde adamlar Edirne'deki sinagogda Müslümanlarla Yahudiler ortak ilahi yapmışlar. Bunun adı da maftirim. Ulan dedim bu nasıl oluyor? Sinagog arşivlerine girdik. Notaları bulduk meraktan. Sinagog korosunu yetiştirdik. Onları eğitimini yaptırdık. Kayıt altına aldık. Siz bunları nereden buldunuz diye İsrail hükümeti bizden kayıt istedi. Merak. Tarihçiler bizden öğrendi, onu demek istiyorum.